Ekonomik krizle birlikte çökme noktasına gelen General Motors'un elinden çıkardığı Opel'de işçi kıyımı gündemde. Opel'in yeni patronu Avusturya-Kanada ortaklı Magna şirketinin yeniden yapılandırma planına göre Avrupa çapında yaklaşık 11 bin işçi işsizlik tehdidi altında. Opel'in yeni patronu işçi kıyımına Belçika'nın Antwerpen kentindeki tesisini kapatarak başlıyor. Fabrikanın kapatılacağının açıklanması, Avrupa'nın değişik kentlerinde çalışan binlerce Opel işçisini harekete geçirdi. İngiltere, İspanya, Polonya, Avusturya, İtalya ve Macaristan'dan, sendikacılar ve Almanya'dan da 700'e yakın Opel işçisi, arkadaşlarına destek vermek için otobüslerle Antwerpen'e akın etti. Bugün Rüsselsheim kentinde Opel fabrikasının önündeyiz. Burada çalışan işçiler bugün 5-6 otobüsle Belçika'da kapatılacak olan Opel firmasının yan kolunda dayanışmaya gidecekler. Bugün de arkadaşlar desteklemek için Antwerpen'e gidiyoruz. Bakalım. Yani bunu bilsinler ki bizi hani Avrupa'da artık dünyada işçilerin birliği her yerde beraberdir. Bunu bilsinler. Yani kimi kimseye karşı kullanamazlar. Ellerinde pankart ve dövizlerle arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde olan işçiler, Antwerpen'deki tesisin kapatılmasını protesto ettiler. Yaklaşık 5000 işçinin katıldığı mitingde konuşan Avrupa Metal İşçileri Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Peter Scherer, "Eğer bugün Antwerpen için mücadele etmezsek, yarın Bochum ya da bir başka fabrika aynı kaderi yaşayacak," dedi. 77 yıldır hizmet veren Antwerpen'deki Opel fabrikasında aralarında çok sayıda Türkiye'linin de bulunduğu 2500 işçi çalışıyor. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünen Opel işçileri sıranın kendilerine geleceği korkusu içerisindeler. Bunda pek de haksız sayılmazlar. Çünkü sadece Almanya'da 4500 kişinin işine son verileceği belirtiliyor. İşten atmalardan en çok etkilenecek olansa Almanya'nın Bochum şehrindeki fabrika. Opel'in Bochum fabrikasında çalışan 4900 işçiden yaklaşık 2000'inin işten atılması gündemde. Durum böyle olunca Opel'de yıllarca ter dökmüş, emek vermiş işçiler arasında da tedirgin bir bekleyiş söz konusu. 34 yıldır, 35 yıldır Opel'de çalışmaktayım. Halen şu anda tamamen 1 yıldır, 2 yıldır tamamen tedirginlik içerisindeyiz. Ne olacağı belirsiz. Şurada benim gerçi 16-18 ayım kaldı ama bizim izin paramızı, bayna paralarını hiçbir şeyde bunları vermiyorlar. Şimdi ne olacağı belirsiz. Tedirginlik içerisinde yaşıyoruz. Bu kadar fabrikatör zarara mı gitti? Birden iflas mı etti? Madem çalıştırıyor, her gün bu kadar mal üretiyor, bu işçinin geliri yok mu? Bu kadar devletten yardım alıyor. Bilmiyor mu? 60 senedir burayı üretiyor da bu kadar biz her şeyini muhasebeciliğe bilmiyor diye de bu kadar da işçiye haklarını vermemezlik yapmaması lazım. Rüsselsheim'daki fabrikada da durum pek iç açıcı değil. Burada da binlerce işçinin kapı önüne konulması bekleniyor. Bugün Rüsselsheim kentindeyiz. Bu kente yaklaşık 60 bin kişi yaşıyor. Bu kentin en önemli özelliklerinden bir tanesi Opel fabrikasının burada bulunması. Bu fabrikada şu an 15 bin işçi çalışıyor. Yaklaşık 2 bin işçi işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya. Biz Hayat TV ekibi olarak buradaki işçilerin görüşlerini, düşüncelerini sizlerle paylaşacağız. Şu anda yani genel anlamda Opel çalışanların hepsi streste. Burada iş arkadaşlardan bilgi edinmiyor, mevzuatlarımızdan bilgi edinmiyor. O yetmiyor, televizyonlara bakıyor. Yani bugün ne çıkmış haberlerden, işte video teklerden okuyor. Yani nasıl etkileneceğiz, yani ne kadar işte memur, ne kadar işçi gidecek. Yani bunu ister istemez eve de yansıyor yani. Tamamen endişe içindeyiz.
planını yapamıyoruz. Eskisi gibi her şeyi önümüze bakamıyoruz. Yani tamamen karamsarlık var. Yarını düşünemiyoruz. Yarın korku var ki kapılarda herhangi bize biri gelip içeri almayacağından korkuyoruz. Bir taraftan iflas edilecek bilmem ne, ortalıkta bir karmaşa var. Bu karmaşanın içinde ister istemez ailece ve çoluk çocuk olarak da etkileniyoruz. İşte sonuçta sendikaya güveniyoruz. Yani yapabileceklerinin en iyisini bizim için yapacağına da inanıyoruz. Öyle bekleşteyiz işte. Hakikaten zor. Yani bir işçi olarak şimdi yatıyorsunuz, yarın beni çıkaracaklar mı? Acaba ne olacağım korkusu insanların üzerine ciddi bir şekilde etki yapıyor. Yani kapitalist sistemin öne sürdüğü bir oyundur bu. Elbette bu oyunda birileri tekrar zengin olacak. Ve fabrikatörler binlerce daha fabrikalar ya veya da kuracak ya da kurmayacak. Bunlar kesin bilinen bir olay da. Herkes kendi ekmeği için korku içinde tabii. Telaş içinde bekliyoruz. Ama ne oluyor neyin nesi de bilemeyiz. Şu anda bizim kendi sendika başkanımız Klaus Franz Magna'yı çok övüyor. Ama arka tarafta neler üzerimize gelecek, kimler nasıl gelecek bilmiyoruz yani. Detaylı görüşmeler Magna ile bu hafta başladı. Pazartesi gününden beri görüşmeler devam ediyor. Ancak bizim çerçeve anlaşması konusunda bilgimiz var. İşçi temsilciliği olarak Opel'e yatırım yapmak isteyen yatırımcıların 3 koşulumuzu kabul etmesi gerektiğini söyledik. Çünkü geleceğe yönelik tasarruflardan bahsediliyor. Biz bazı koşullarda bunları kabul edebileceğiz. Kabul edebileceğimiz tasarruflar belli koşullara bağlı. Bu koşullarımızdan en önemlilerinden birisi Avrupa çapında hiçbir fabrikanın kapanmaması. İkinci koşullarımızdan birisi toplu çıkışların olmaması. Üçüncü koşullarımızdan birisi de Opel'e ortak olan işletmecinin iş yeri anlaşmalarımızı tanıması, sendikanın iş yerlerindeki örgütlenmelerini tanıması. Kim şu an paralı çıkış alıp yani dışarıda işsiz kalmak ister? Bence kimse kalmak istemez yani. Zaten 20 sene buradayım. 20 sene az bir para verecekler. Ondan sonrası 2-3 sene içinde bitecek o para. Tekrar işsiz kalacağız yani. Ondan dolayı kimsenin çıkarılmaması önemli. Son dönemlerde patronun ortaya attığı bir şey var. İşçiler fabrikaya ortak etme. Ortak olsunlar, onlar da kazansınlar, biz de kazanalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir fabrika ortağı olmak, nasıl bir işçi için? Yani bu mümkün mü böyle bir sistemde? Yani biz işçi olarak vereceğimiz 1000, 2000, 3000 ya da bilemedim 5000 euroluk bir katkıyla nasıl böyle bir fabrikaya ortak olabiliriz ki? Bu aslında sermayenin yeni bir oyunu. Biz işçileri sermayeye yedeklemek için ortaya atılmış yeni bir plandır. Bu plan üzerinde SP'de çok uzun dönemli çalışma yaptı. Bunu şimdi sendikalara da mal ederek sendikalar aracılığıyla bunu piyasaya sürme çabası içerisindeler. Asıl amaçladıkları bundan sonra işçileri fabrikaya ortak yaptık. Bundan sonra hak talep etmeyin. Nasıl olsa bu firmanın da ortağısınız. Ne toplu sözleşmede fazla para isteyin bizden, ne greve gidin, ne bir hak talebinde bulunun. Hem işçisiniz hem de firmanın sahibisiniz. Gelin birlikte bu işi böyle götürelim kardeş. Düşüncesi yatmaktadır altında aslında. Sevgili Hayat TV izleyicileri, Opel Rüsselheim'de işçilerin görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün de aktaracaklarımız bunlar. Başka bir haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.